Evet, bu videomuzda yönlendiricimizin DSTP server olarak, DSTP sunucu olarak nasıl yapılandıracağını göreceğiz. Evet. Yapılandırmaya başlayalım. Tabi DSTP yapılandırma, statik IP atama, dinamik IP atama, DSTP keşif mesajı, DSTP offer gibi yani konuları burada değineceğiz. Sadece yapılandırmanın nasıl yapıldığını gösteriyoruz çünkü bu videolarda. Evet. Konfigürasyon tipine geçelim. Öncelikle gateway'imize IP adresi atalım. Internet first 00 yani şu arayüz bulan için bu Broken Arrow Network için gateway ve burayı IP adresi atayıp ne yapacağız? Port açacağız ve işlendireceğiz. IP adres 192.168.255.255 255 255 0. Evet. NoSharp'tan dediğimiz zaman portun açıldığını göreceksiniz bakın. Evet. Hemen portumuz açıldı. Switch'in portu da açıldı anında. Normalde bir saniye sonra açılırdı. Onu da ileriki konularda anlatırım. Orada da port fest yaptığımız için. Spanitini ile ilgili uygulama yaptığımızda. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Öncelikle DSP yapılandırması yaparken bazı IP adreslerinin DSP sunucu tarafından otomatik atanmasını isteyebiliriz. Bunları dışarı çıkartabiliriz. Bunları atama deriz. Bunları kendimiz statik olarak bazı makineler atarız. Özellikle sunuculara statik IP adresi verilir. Ve root üzerinden NAT yapılır. Bunun gibi durumlarda IP adresini statik yani kendimize elle vermek istediğimizde router'ın atamasını istemeyiz. İşte bu IP adreslerini çıkartıyorum ben. Mesela bir bir zaten gateway atadık. 1 2'den 192 168 1 10'a kadar diyorum ki atama. Yani 1 2 1 3 1 4 1 10'a kadar bu adresleri atamayacak. Daha sonra IP DSP full 1 DSP havuzu oluşturuyorum ve bu havuza bir isim veriyorum. Havuza isim verdikten sonra soru işaretiyle konfigürasyonları görebilirim. Evet. Default router yani gateway adresini yazmam gerektiğini söylüyor. Evet. Yani IP adresleri pardon bir DSP sunucu ne atar? Bir IP adres atar. 2 alt ağ maskesi atar. Subnet mask. 3 varsayılan ağ geçidi bilgisi atar. Bir de DNS server bilgisi atar. Bu 4 bilgi otomatik olarak atar. Biz de bunları şimdi buraya girmemiz gerekiyor. Evet. Gateway'e girdik. Daha sonra DNS server'ı giriyoruz. Evet, Google'un meşhur DNS server'ını girelim. Ve network zaten tanımlayınca hem IP adresi hem de subnet maskı tanımlamış olacağız. 192.168.1.0 network olsun diyoruz. 255 255 255 0. Evet, konfigürasyonumuz bitti. Evet, birçok videoda belki anlatmıyorum ama mutlaka copy Running Config çalışan konfigürasyon dosyasını Startup Config başlangıç yapılan dosyasına kaydet diyorum. Evet, devam üzerine yazıyoruz. Paket trace de fark etmez. Paket trace'ini kapatın bir daha açtığınızda konfigürasyon kayıtlıdır ama gerçek hayatta konfigürasyon yaparsanız router'ı kapatır açtığınızda bütün hepsi gider. Kısa yolu da bunun write komutu. Write komutuyla da konfigürasyonu kaydedebilirsiniz. Evet, şimdi gidelim. Bakalım bilgisayarlara diyelim ki IP adresini DSP'den al. Bakın 1.2 alacak. Pardon. 1.2'den 1.10'a kadar çıkartmıştık. 1.10'dan sonra 1.11 ilk adresi aldı. Subnet maskı aldı. 1.0 network'üne yapılandırmıştık. C sınıf bir private özel adres. Gateway aldı ve DNS server aldı. Daha sonraki 1.11'i tabi bunlar paralel değil sırayla aldıkları için 1.11'den sonra 1.12 alacak. Evet. Daha sonra buna tıkladığımızda 1.13'ü alacak. Ve bu şekilde ne yaptık? Router'ımızı bu Local Area Network'te bir DSP sunucu olarak yapılandırdık.